Sokak röportajlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz, evrim teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyelim. Hadi. Evrim teorisi, insanlar maymundan falan gelmedi ya gerçekten. Neyden geldik? Topraktan geldik yani, neyden geleceğiz? Allah'a şükür yani. Kur'an'da yazıyor zaten. Evrim teorisi. Bu soruyu geçmek istiyorum ya. Muhammed vardı, Muhammed daha iyi cevap verir. Yasaklanmadı mı o ya? Bence soru yasaklansın ya. Bence biz maymundan gelmedik. Maymunlar tek hücreli değil mi? Zaten tek hücresin oğlum. Ben gelmişim belirse. Evrim terörist. Teorim ne oluyor, ben onu bile bilmiyorum ki. Ben desteklemiyorum, inanmıyorum bunlara. Hiçbirine. Alayına inanmıyorum abla. Ben inanmıyorum şahsen. Evrim teorisi mümkün olmaz. Öyle olsa zaten maymundan gelmiş olsaydık şahit. Maymunlar niye hala ortada o zaman? O zaman onlar da insan olsaydı. Maymun diye bir şey kalmasaydı. Bundan filan geldiğimizi düşünüyorlar da. Bizi Allah yarattı. Evrim diye bir şey yok. Yani evrim var da o kadar maymundan geleceğimizi düşünmüyorum. En akıllı varlıklar Allah bizi, en akıllı olarak biz insanlar yaratmış zaten. O yüzden pek bir fikrim yok o evrim teorisi hakkında. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse saçmalık bence. Mantıklı bir yanı yok çünkü insan maymundan gelemez. Sence? Bence de öyle. Yani. Evrim yani teoride kalmış bir şey. Bilimde teorinin üstü bir de kanun var bildiğiniz gibi. Kanunlaşmamış. Tam benim de net bir bilgim yok. O yüzden mantıklı yanları da var ama teori sonuçta hani. Yani okumadım Darwin'i, bilmiyorum o yüzden. Yani bilmediğim şeyi de yorumlatmak istemiyorum. Evrim teorisi hakkında yani tip olarak zaten maymuna benzediğimiz için genel olarak tahminen vardır yani, ben inanıyorum. Evrim teorisi bence bir bilimsel bir gerçek. Kabul edilmeli. Hani bunun Tanrı inancıyla ne kadar bağdaştırabilirsin o konuda bir şey diyemem. Çünkü Tanrı inancı birazcık daha zihinden çok duygusal bir inanç yönetilmiş vaziyette. Ama evrim teorisine inanıyorum ve bence bilimsel bir gerçek olarak kabul edilmeli. Doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mantıklı olan odur. Evrim teorisi. Tanrı şak diye yaratmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evrim teorisi hakkında vallahi hiç bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Evrim derken. Allah yaratmıştır herkesi. Allah'a inanıyoruz. Tabii ki. Evrim'e inanmıyoruz. Biz Allah'ın kullarıyız. Maymunların değil. Vallahi ben hiç acınılacağı zaten. Hani evrim teorisi o değil mi? Hiç sevmiyorum vallahi ben o adamı. Biraz boş bir insan. Big Bang olayı mı? Valla duyduk da öyle pek bir araştırmadım yani. Pek bir şey düşünmüyorum. İnanmıyorum da ona. Ya abi o çok şey ya. Ben küçükken yani çok değişmişim. Herkes bana öyle söylüyor. İnanıyorum abi. Ben felsefe okuyorum. Hani bana göre o kişinin düşüncesi kendince o şekilde bir doktrini var. Ama bana göre en fazla insanların ömür bakımından evrim olmuş olabilir. Ya da görünüş açısından evrim olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hani maymundan geldiğimizi düşünmüyorum. Ama hani yine de bir doktrin olarak, ders olarak gösterilmesi daha mantıklı olur. Yani en azından dünyada ne tür düşünceler var, öğrenciler onu bilirdi. İnanıyorum evrime aslında. Ya, olduğunu düşünüyorum, evet. Bilim baktığınız zaman bunu kanıtlayan şeyler bulmanız mümkün. Yani ilkelden gelişmişe doğru canlıların evrimleştiğini yani görebiliyorsunuz gerçekten. Özellikleri ilkelken sonra yeni özellikler kazanıp gelişmiş canlılar oluşabiliyor. Yani bu bana mantıklı geliyor yani. Ya evrim teorisi bilimin kabul ettiği bir şey ama bilimin kabul ettiği bir şeyi her zaman din kabul etmeyebiliyor. Yani bu günümüzün Türkiye'sinde de insanlar bilimle din çakıştığı zaman her zaman dini tercih ettiği için evrim teorisinin yasaklanması tarzında şeyler gündemimize gelebiliyor. Evrim zaten bir gerçek. Hani o kısmı hiç bahsetmek bile istemiyorum. Şu an Türkiye'de tartışılan bir konu olarak geçiyor ama kesinlikle gerçek ve kabul edilmeli. Ya ben inanıyorum, bu bilimsel bir gerçek. İnanç kategorisi değil bu. Bilim kategorisi. Yurt dışında yaşıyorum. Orada tüm okullarda evrim teorisi işleniliyor. Tüm biyologlar teorinin genel çatısı noktasında hemfikirler. Hani bunu bir inanç çatışması alanına çekmek bence doğru değil. Öyle değerlendiriyorum. Biz kesinlikle maymunlardan geliyoruz. Kendimi onlara çok yakın hissediyorum. Gerçekten doğada baktığında, izlediklerinde bir şey yerken, böyle bir hayvanat bahçesinde oturur sana baktığında, sigarayı çalıp içtiğinde, işte muz çaldığında, yani bizden bir farkları yok yani adamın. Aslında maymun da değil, gelişen bir ırk aslında, o da başka bir ırk. Tür. Ama bir tür, o da oradan gelmişiz ve bunun da bilimsel çok fazla çalışması var ve gen haritamızda çok fazla örtüşüyor. %98. Zaten. O yüzden en yakın şempanzeye %98 benzerliğimiz var genetik olarak. O yüzden evrim teorisi güçlü bir teori ama belli olmaz kimin nereden geldiği. Kendinize çok iyi bakın. Siz bakalım aşağıya görüşlerinizi yazın. Seviyoruz sizi. Görüşürüz. Bay bay.